kurusuyla başlıyoruz. Şimdi konularımızı ilk hafta kesirli sayılar. Öncelikle arkadaşlar işlem sırasında önceliğe önem verdim. Çünkü bazen işlem sırasını yaparken karıştırılabiliyor. İşte çarpmaydı, parantezdi, nereden başlayacaktık? Önce onlara, daha sonra kesirli sayılar, ondalık sayılar, üstlü sayılar ve köklü sayılar. Hepsi bizim için önemli. Mesela kesirli sayılarla işlem yapabilmek ne için önemli bizde? Paralel devrelerde, ileride göreceğiz bunu. Temel elektrik devam kursu var bunun. Paralel devrelerde mutlaka direnç hesaplamalarında gerekiyor arkadaşlar kesirli sayılarla işlem yapabilmek. Yine bir kapasitörün kapasitansını hesaplayacağınızda veya empedansını hesaplayacağınızda gerekiyor. Birçok yerde kesirli sayılar gerekiyor. Ondan sonra mesela elektrik birimlerini veya metrik birimleri de çevirirken ondalık sayılar da bizim için önemli. Ondalık sayılardan da korkmamamız ve işlem yapabiliyor olmamız lazım. Tek bilinmeyeni denklem çözümlerinde de karşımıza çıkabilir bunlar. Ki tek bilinmeyeni denklemler sürekli olarak önümüze çıkacak. Yani gerek devre hesaplamalarında gerek güç hesaplamalarında sürekli olarak önümüze çıkacak. Evet, dolayısıyla bu sıralamada başlıyoruz. İlk iki hafta boyunca diye düşündüm ben bu konuları. İlk iki hafta demişim, iki ders boyunca diye düşündüm. Bakalım hızımıza göre. Şimdi arkadaşlar öncelikle matematikte işlem yaparken aşağıdaki sıralamaya dikkat ederiz demişiz. Neymiş bu sıralama? Öncelikle arkadaşlar birinci sıralamamız parantez. Görüyorsunuz burada. Önce parantez varsa o parantezin içini yapmanız gerekir. Daha sonra parantezin içini yaptıysanız ikinci sırada çarpma ve bölme var. Eşit önceliktedir bunlar. Yani çarpmanın bölmeye, bölmenin çarpmaya göre bir önceliği yoktur. Hangisi daha önce yazıldıysa bu yapılır. Eğer çarpma ve bölme varsa işlemlerde en sonda da toplama ve çıkarma sıralamasını gözetmemiz gerekir. Dört işlemi yaparken. Şimdi bunları hemen birkaç örnekle pekiştirelim. Evet. İlk örneğimize bakalım arkadaşlar. Mesela 2 artı 3 çarpı 5 diye bir örneğimiz var burada. Şimdi burada önce bir toplama işlemi sonra bir çarpma işlemi var. Dolayısıyla önce çarpma işlemini çözümlememiz gerekir. Önce çarpma işlemini çözümleriz. 3 kere 5'in sonucunun 15 yapıyor biliyorsunuz. Bu işlem 2 artı 5'e döner. Sonucumuz da 2 artı 5'ten 17 olur. Eğer siz burada hatalı bir işlem yaparsanız aynı sonucu da bulmazsınız. Örnek yazılan sırada yaparsanız 2 artı 3 önce 5 olacak. 5 ile de 5'i çarptığınızda 25 olacak. Farklı bir cevap buluyorsunuz. Yani farklı bir cevap bulmanız demek aslında hatalı yapmanız demek. Bu hatalı bir sonuç. Doğrusu işlem sırasına göre yapmamız gerektiği bu. Burası anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Aşağıda da bir örneğimiz var. Şimdi burada bir çıkarma ve bir de bölme işlemi var. Önceliğimiz hangisinde? Chat kısmına yazabilirsiniz. Cevap vermek isteyen biri varsa. Hangi işlemi yaparak başlamam lazım? Önce 10'dan 4'ü mü çıkarmam lazım yoksa 4'ü 2'ye mi bölmem lazım? Chat kısmında da yazmalarla zor oluyor herhalde. Telefondan da takip ediyorsunuz. O yüzden ben devam edeyim. Soru olduğunda sadece oraya kullanalım. Arkadaşlar burada 10-4/2 işlemi var. Burada önce bölmenin çıkarmaya göre öncelik sırası olduğu için bölmeden başlamamız gerekir. 4'ü 2'ye böldüğümüzde sonucumuz 2 olur. Sonra çıkarma işleminin de taşırız 10-2'den eşittir 8 olarak kayda alırız. Bir örneğimiz daha var burada. Toplama ve bölme var. Burada da öncelik bölmede olmalı. Değil mi arkadaşlar?
Yani önce 20 artı 12 var diye 20 ile 12'yi toplayıp 32 yapmıyorsunuz arkadaşlar. Önce bakıyorsunuz işlem önceliğine. 12'yi 2'ye böldük. 6. 20 ile topladığımda 20 artı 6'dan 26 sonucunu buluyor. Bunlar doğru sonuçlar. Eğer işlem önceliğine önem vermeseydiniz, mesela bir önceki soruda 10 eksi 4'ten 6 bölü 2 gibi bir sonuç bulacaktınız. Yani 3 bulacaktınız. Ve bu kesinlikle yanlış bir sonuç olacaktı. Yani eğer bu değerlere ulaşamıyorsanız, doğru kare için aldığım değerlere ulaşamıyorsanız yanlış bir sonuç olduğunu söyleyebiliriz. Birkaç örneğimiz daha var bunlarla ilgili. Devam etmek isterim. İşlem önceliğinden 3 örneğimiz daha var bu sayfada. Dikkat ederseniz bu kez bu sayfadaki örneklerde parantez de geldi. Şimdi normalde arkadaşlar burada parantez olmasa önce 2 artı 3 işlemini yapmazsınız. Önce diğer işlemlerden başlamanız gerekir. Ama burada bir parantez var. Dolayısıyla önce parantezin içini çözümlemeniz gerekir. Parantezin içini çözümlediğinizde sonuç 5 çıkar. Sonra bu arada bir de özellikle bunu böyle yazdım. Şimdi bu arkadaşlar yazım olarak hemen şuraya yazayım ki arada bir fark olmadığını belirteyim. Yani bunu şöyle de yazabilirdiniz. 4 çarpı 2 artı 3 eksi 5. Burada aslında arada çarpma işlemi var. Yani böyle bu şekilde bitişik yazdığımızda arada çarpma işlemi var. Bazen bunun noktalı versiyonunda görebilirsiniz. Yani 4 nokta diye yazılabilir. Nokta da çarpma yerine kullanılabilir işlemlerde. Veya arada hiçbir şey olmaması da bazen çarpım anlamına gelebilir veya bildiğimiz çarpım işareti olabilir. Bunların üçüne de alışmamız lazım. Aşina olmamız lazım. Şimdi buradan işlemi yaptığımızda önce çarpma yapılması gerekiyor gibi gözükse de parantez olduğu için önce parantezin için yapıyoruz. 5 oluyor burası. Sonra işlem şuna dönüyor. 4 çarpı 5 eksi 5'e. Şimdi tabii ki burada işlem sırasında önceliğim çarpmada 4 kere 5 20 yapıyor. Bakın adım adım gidiyorum. Sonucu belki birçoğunuz şu anda hesaplamıştır, sıkılmışsınızdır bilemiyorum ama ben adım adım gösteriyorum ki işlem sırasının ne demek olduğunu anlayabilirim diye. Yani önce parantezi yaptık, sonra aradaki çarpma işlemini yaptık, en son da çıkarmayı yaptık. Mesela burada bu soru için, beşinci soru için herkese 2 dakika süre veriyorum. Bu daha fazla ekstra örnek yapmam konusunda bana fikir verecektir. Sadece çözümü yazınız. İşte sonuç 3'tür, 5'tir neyse artık bulduğumuz sonuç. Sonucu yazınız chat kutusuna. Herkesten bir cevap bekliyorum arkadaşlar. 2 dakika bir süre. Hem dersi dinlerken uyumayalım diye. Zaman zaman böyle küçük sorular sorabiliriz. Çıkarma var, bölme var, parantez var, toplama var. Birçok işlemi birlikte barındırıyor. Evet, bunun beşinci soruyu yapan altıncıyı da deneyebilir kendi, eğer hızlı yaptıysanız. Benzer bir soru o da. Hocam chat bölümünde bir cevabımız var. Peki. Bir sayfayı küçültmem gerekiyor ona bakmak için.
Evet, 6 demiş. Hem Figen hem de Mehmet Ceylan. Tebrik ederim. İki arkadaşa da. Bravo arkadaşlar. Tekrardan büyütelim. Şimdi arkadaşlar burada önceliğimiz parantezden başladık. 2 artı 4'ü 6 yaptık. 6 yaptıktan sonra işlemimiz şuna dönüyor. 10 eksi 24 bölü 6. Eksi her ne kadar en öne yazılmış olsa da halen daha öncelik onda değil. Çünkü burada halen daha bir bölme işlemimiz var. 24'ü 6'ya bölmemiz gerekiyor. Dolayısıyla 10 eksi 4 oluyor. 10 eksi 4'ün sonucu da 6 oluyor. Evet, bir sonraki örnek de buna çok benzer arkadaşlar. Şimdi yine önce parantezden başlamamız gereken bir örnek. 12'den 2'yi çıkarmamız gerekiyor ve 12'den 2'yi çıkarınca 10 oluyor. Yani 20 artı 10 bölü 2 oldu. 10 bölü 2 de tabii ki 5 yapıyor. 20 artı 5'ten 25 yapıyor. Evet. İşlem önceliği bu şekilde arkadaşlar. Eğer işlem önceliğiyle ilgili başka bir soru yoksa ki olmayacağını tahmin ediyorum. Kesirli sayılara devam edebiliriz. Lütfen anlamadığınız bir yer olduğunda daima chat kısmından sorabilirsiniz. Dönüp tekrardan açıklarım. Arkadaşlar önceden kesiri tanımlayalım. Kesir. B burada sıfırdan farklı olmak koşuluyla A bölü B şeklinde yazılır. Yani burada A ve B arkadaşlar aklınızı karıştırmasın. Aslında rakam temsil ediyorlar hepsi. Yani 3, 5, 10 neyse fark etmez. Bir rakam temsil ediyorlar. Burada B sıfır olamaz. Çünkü B sıfır olursa İşlem A bölü sıfıra döner. A bölü sıfır da yani A'nın yerine ne yazarsanız yazınız kesir değildir artık bu sonsuz bir büyüklük demektir. Dolayısıyla kesir olmaktan çıkacağı için bir tek sıfır olmamak koşuluyla diyoruz. Yani A bölü B'yi. A bölü B ifadesinde A pay B de payda olarak isimlendirilir. Yani bundan sonra üst tarafı arkadaşlar kesirin üst tarafını pay. Alt tarafını da payda olarak isimlendireceğiz. Yani konuşurken de bu şekilde kullanacağız. Kesirli sayılarda işlem yaparken verilen kesre denk kesiri bulmak için genişletme veya sadeleştirme yapılır ki bu kısım arkadaşlar bizim paralel direnç hesaplamalarında mutlaka doğru yapabilmemiz gereken bir işlem. Yani genişletmeyi de sadeleştirmeyi de yapabilmemiz lazım. Dolayısıyla dikkatimizi artırarak dinleyelim burayı. Bir kesirin arkadaşlar, öncelikle sadeleştirmeden bahsediyorum burada. Pay ve paydasını aynı sayıyla çarpar ya da bölersek kesrin değeri değişmez. Burası çok önemli bir bilgi. Yalnız aynı sayıyla arkadaşlar, mesela çarpmadan bahsedelim. Aynı sayıyla hem üstü çarpmanız gerekiyor hem altı çarpmanız gerekiyor. Yani, yapılan en büyük hata bu. Örnek mesela 1 bölü 6 diye bir kesrimiz olsun. Bunu 2 ile çarparsanız her iki tarafını da sorun yok. Kesrin değeri aynı olur mesela. Hem altı hem üstü çarptım. 1 kere 2, 2. 6 kere 2, 12. Dolayısıyla çarparken de aslında bölerken de aynı sayıyla çarparsanız veya aynı sayıyla bölerseniz değer değişmez veya şöyle yapalım. 4 bölü 22 olsun. Her ikisi de 2 ile sadeleştirilebileceği için her iki tarafı da 2'ye bölersek 4 bölü 2, 2, 22 bölü 2, 11. Yani bu ifadeler birbirine eşit ifadelerdir. Eğer aynı sayıyla veya aynı
çarparsak veya bölersek değiştirilmiyor. Ha, kesirin hem payını hem paydasını aynı sayıyla bölmeye, önce bölmekten bahsedelim, sadeleştirme denir. Çarparsak da aynı sayıyla ona da genişletme denir. Şimdi örnek elimiz var. Evet. 12 bölü 15 işlemini birlikte sadeleştirelim önce. İlk soruyu birlikte yapalım. 12 bölü 15. Arkadaşlar öncelikle şunu bulmanız gerekir. Yani bu ikisi neyin çarpanıdır? Burada size tavsiyem 2'den başlayarak 1-1 artırarak deneyiniz. Yani eğer ikisi de aynı sayıyla çarpılıyorsa, aynı sayının katıysa ona sadeleşiyor demektir. Zaten 2 ile sadeleşip sadeleşmediğiniz sadece çift sayı olduğundan anlayabilirsiniz. Eğer ikisi de çift sayıysa kesri 2 ile sadeleştirebilirsiniz. 3 ile sadeleştirmede size şu örneği vereyim. Rakamları toplamına bakınız. 3 ile sadeleştirmede. Rakamları toplamı 3 ise, 3 veya katları ise daha doğrusu, 3 veya katları ise 3 ile sadeleştirme mümkündür. Mesela bu örnekte bakalım. Öncelikle 2 ile sadeleştirme mümkün mü? Mümkün değil arkadaşlar. Çünkü 2 ile sadeleştirmede tek bakmanız gereken şey çift sayı olmaları. Tamam, yukarısı çift sayı. Ama 15 tek sayı. Dolayısıyla paydamız tek olduğu için, yani pay çift ama payda tek olduğu için 2 ile sadeleştiremiyoruz. Ondan sonra 1 büyüğüyle sadeleştirmeyi denediğinizde 3 ile sadeleştirmeye bakıyorum. Neydi? Rakamlarını topluyordum. 1 ile 2'nin toplamı ne oluyor arkadaşlar? 1 artı 2'den. Rakamlar çünkü 1 ve 2, 3. Burada 1 ile 5'in toplamı ne oluyor? 1 artı 5'ten 6. 6 da 3'ün katı. 3 de tabii ki doğal olarak 3'ün katı. Dolayısıyla bunun 3 ile sadeleştirildiğini bu şekilde anlayabilirsiniz. Ve 12 bölü 15 3 ile sadeleşir. 12'yi de 3'e bölüyorum. 15'i de 3'e bölüyorum. Her ikisini de 3'e böldüğümde 12 bölü 3 4 yapar. 15 bölü 3 5 yapar. Sonucum 4 bölü 5 olur. Mesela bir sonraki soru arkadaşlar, burada 8'i görüyoruz. 8 bir çift sayıdır. Paydaki sayımız çift. Payda da çift. Dolayısıyla 8 bölü 10'u sadeleştirirken her ikisi de çift olduğu için 2 ile sadeleştirmenin mümkün olduğunu görüyoruz. Hem yukarıyı hem de aşağıyı 2'ye bölüyoruz. Ve sonuç 4 bölü 5 yapıyor. Belki aklınızda şey sorusu olabilir. Hocam 4 bölü 5'in daha çok sadeleşip sadeleşmediğini nereden bileceğiz? Gene ardışık sayılar sadeleşmez arkadaşlar. Yani 4 bölü 5, 8 bölü 9, 11 bölü 12. Yani birbiriyle ardışık sayılar birbiriyle sadeleşmez. Buraya not olarak düşeyim. Çünkü size ders notlarını sonra vereceğim çözümlü olarak. En son hepsini birden vereceğim arkadaşlar. Kurs bittiğinde. Ardışık sayılar sadeleşmez. Dolayısıyla 4 bölü 5 bir ardışık sayıdır. Ve sadeleşmediğini çok kolay anlayabilirsiniz. Böylelikle yani hiç üzerinde soru işareti bırakmayacak şekilde.
Evet. Bir soru yok herhalde. Ben büyük ekrandayım ama. Mesela burada 7 bölü 21 Yok hocam. Soru yok. işlemi var. 7 bölü 21 arkadaşlar bakarsanız önce 2 ile sadeleştirilmediğini göreceksiniz. Çünkü her ikisi de tek sayı. 3 ile de sadeleşmiyor. Çünkü burada rakamlar toplamı 3 ama 7 3'ün katı değil. Dolayısıyla 3 ile de sadeleştirme mümkün değil. 3'ü de silelim dolayısıyla şurada. 2 ile sadeleşmediği sürece 4, 6, 8, 10 gibi sayılarla da sadeleşemez. Çünkü 2'nin katı değilse 4'ün katı hiç değildir arkadaşlar. 6'nın da katı değildir. Dolayısıyla diğer bütün çift sayıları da eleyebilirsiniz eğer 2 ile sadeleşmiyorsa. 5 ile sadeleştirme çok kolaydır. 5 ile sadeleştirmede sadece son rakama bakarsınız. Son rakam eğer 5 ile sadeleştirme örneği koymadıysam bir bakayım. Burada bir örnek yazıp yapalım birazdan. Koymuşum tamam. 5 ile sadeleştirmede sadece son rakama bakarsınız. Birazdan göreceğiz onu da. Dolayısıyla burada da son rakama baktığınızda 5 ile sadeleştirme de mümkün değil. 6'yı atlıyorum. Çiftin katı olduğu için 7'ye bakıyorum. 7 ile sadeleştirme mümkün olabilir. Çünkü üst tarafım 7. Zaten 7'nin katı olduğu için hemen eliyorum. Alt taraf da burada 21 sayısı da arkadaşlar. 7'nin katıdır. 7, 14, 21 olarak gider. Dolayısıyla 7 bölü 7 ve 21 bölü 7 işlemlerini yaptığımda sonucum 1 bölü 3 çıkar. Bu son soru arkadaşlar 16 bölü 24. Şimdi arkadaşlar buradaki dördüncü soru daha doğrusu son soru değil. 16 bölü 24 sayısı 8'in katıdır. Onu söyleyebilirim size. Ama burada her ikisinin de 8'in katı olduğunu fark edemeyebilirsiniz belki. O zaman şu yolu da izleyebilirsiniz. 16'yı da çift sayı olduğu için 2'ye bölüyorum. 24'ü de çift sayı olduğu için 2'ye bölüyorum. 16 bölü 2'den 8 yaptı. 24 bölü 2'den 12 yaptı. Halen daha çift sayı. Halen daha çift sayıysa bir kere daha 2'ye bölebilirim demektir. 8 bölü 2 yapıyorum. 12 bölü 2 yapıyorum çift sayı olduğu için. Ve 4 bölü 6'yı buluyorum. Bu en sadehali mi? Tabii ki henüz en sadehali değil. Çünkü halen daha ikisi de çift sayı. En sadeleştirilmiş hali için bir daha ikiye bölüyorum. İşte eğer fark edebilirseniz 8 ile sadeleştiğini tabii ki tek işlemde yapmanız daha pratik olur. Ama fark edemezseniz bu yöntem de her zaman sizi doğru sonuca ulaştırır. Yani eğer çift sayıysa sadeleşti. Bir bak tekrardan duruma. Yani yoksa normalde burada 16'yı da 8'e bölerek 24'ü de 8'e bölerek 16 bölü 8'den 2, 24 bölü 8'den 3 sonucunu bulabilirsiniz. Yani iki yöntemle de aslında aynı şeyi yapıyoruz zaten. İkisinden 8'e bölüyoruz. Birini kademeli olarak bölüyoruz sadece. Ha. Burada da 5 ile sadeleştirme örneği var. 5 ile sadeleştirmede son rakama bakıyoruz. Son rakam 0 veya 5'in katıysa özür dilerim daha şey yazalım buraya. 0 veya 5 ise diyelim direkt. 5'in katıysa demeyelim. 0 veya 5 ise 5'in katı olur. Mesela burada her ikisinin de son rakamı 5 arkadaşlar bu soruda. Dolayısıyla 25 bölü 35'i sadeleştirmek için hem üstü hem altı dikkat ediniz bütün işlemlerde istisnasız hepsinde hem üstte hem altı aynı işlemi yapıyorum. Yani 5'in katıdır deyip bu çok yapılan bir hata arkadaşlar. Sadece üstte veya sadece altta yani pay veya payda aynı anda uygulamazsanız bu bölme işlemini veya çarpma işlemini doğru sonuca ulaşmanız mümkün olmayacaktır.
5 bölü 7 sonucuna ulaşıyoruz. Burada ise arkadaşlar bu soruda son rakam 0 ise onun katıdır. Son rakam 0 ise onun katıdır ve 50 bölü 70 işleminde arkadaşlar 10'la bölmek 1 0 atmak demek sayıdan varsa bunu birçok yerde de kullanacağımız için şimdiden söylüyorum. Buradan 5 bölü 7 kesirine ulaşıyoruz. Evet, bu da genişletmeyle ilgili örnekler. Genişletmekte hiçbir fark yok. Bu kez sadece bölme yerine çarpma işlemi yapacağız arkadaşlar. Bu genişletme de özellikle paralel devre sorularında çok bize lazım olacak. O yüzden genişletme de çok önemli. 3 bölü 5 ifadesini burada 2 ile genişletiyormuşuz. Sadeleştirmede bölüyorduk. Burada da çarpıyoruz. Tabii ki sadece 6 değil, üstü de çarpıyoruz. Dolayısıyla 6 bölü 10 olur. 6 bölü 10 dönüp sadeleştirirseniz zaten yine 3 bölü 5 olursunuz. Mesela 4 bölü 7 ifadesi varmış burada. 4 bölü 7'yi 4 bölü 7 4 çarpı 3 bölü 7 çarpı 3 yaparsanız yukarısı 12 yapar. Aşağısı da 21 yapar. 7 bölü 10'un sadeleştirmesi 10'la 10 ile çarpmamız gerekiyor. Nasıl 10'a bölmek 1 0 atmak demekse 10 ile çarpmak da 1 0 eklemek demek. 70 bölü 100 yapar. 22 bölü 50 ifadesi 2 ile çarpıyorum. Hem de aşağıyı 2 ile çarpıyorum. Burada çarpmaları noktayla gösterdim. Çünkü noktada çarpma yerine daha önce söylediğim gibi kullanabilirim. 22 kere 2 44 yapar. 50 bölü 2 de 100 yapar. Evet. Bunlar da genişletme örnekleri. Genişletme nerede lazım olacak derseniz birazdan göreceğiz. Bu ikisini yaptık. Bu sayfada yanlışlıkla kalmış. Bunu geçelim. Genişletme arkadaşlar kesirli sayılarda toplama ve çıkarma işleminde kullandığımız bir işlem. Çünkü toplama ve çıkarmada şunu yapmanız gerekiyor. Paydayı mutlaka eşitlemeniz gerekiyor. Yani siz 1 bölü 3 ile 1 bölü 2'yi toplayıp İşte yukarıyı topladım, 2 aşağıyı topladım, 5 diyemezsiniz. Bu bir yanlış olur, eşit olmaz. Çok büyük bir hata olur. Böyle bir hata yapmıyoruz. Ne yapmamız lazım kesirli sayıları toplayabilmek için? Önce paydalarını eşitliyoruz. Paydaları eşitledikten sonra artık sadece payları topluyoruz ya da çıkarıyoruz. Yani toplamada ve çıkarmada aynı prosedür var. Paydaları eşitledikten sonra sadece payları arkadaşlar, burası çok önemli, topluyoruz. Ortak payda da paydaya yazılıyor. En sonda varsa sadeleştirme yapıyoruz. Şimdi örnekler üzerinde açıklayalım bunu. Mesela 3 bölü 5 artı 4 bölü 7 işlemi. Arkadaşlar eğer daha küçük bir ortak payda bulamıyorsanız en bilindik metotlardan biri şudur. Öbürünün paydasıyla çarp. Yani 5 ile 7'de mesela 5'i 7 ile çarpalım. 7'yi de 5 ile çarpalım. Yani ikisini birbiriyle çarparsanız çünkü paydaları her türlü eşitlemiş oluyorsunuz. Ne oluyor peki böyle olunca?
Şunu unutmamanız gerekiyor arkadaşlar. Kesirde genişletme yaparken pardon 7 ile çarpıyorduk. Kesirde genişletme yaparken arkadaşlar hem üst tarafı yani hem payı hem de paydayı çarpmanız gerekiyor. Yani 3 çarpı 7 aşağısı da 5 çarpı 7 oluyor. Artı 4 bölü 7'yi genişletirken de 5 ile çarpıyorum. Yukarısı 4 çarpı 5 aşağısı da 7 çarpı 5 oluyor. Şimdi arkadaşlar önce şuraya yapıyorum. 3 kere 7 21 oldu yukarısı. 7 ile 5'i çarptığımda da 35 buluyorum. Burada da araya artı işlemini koyuyorum. Şimdi 4 ile 5'in çarpımı var. O da 20 yapıyor. Burası da 35. Şimdi arkadaşlar ortak paydayı buldum. Burada da 35 var. Burada da 35 var. Dolayısıyla ortak paydayı bulduğum için payları toplayabiliyorum. 21 ile 20, 41. En son hata yapabileceğiniz yerlerden biri burası. O yüzden az önce konu anlatımda da üstüne duydum. Aşağıyı toplamıyorsunuz artık. Yani 35 artı 35 70 yapmıyorsunuz. Aşağıyı yani paydayı aynen eşitledikten sonra bırakıyorsunuz. 41 bölü 35 sonucuna ulaştık. Umarım anlaşılmıştır bu örnek. Anlamadığınız bir yer varsa lütfen durdurunuz. Çünkü yani meslek hesaplamalarında çok ihtiyacımız olan bir konu burası. Şimdi arkadaşlar burada bu soruda şu mümkün. Yani burayı 12 ile çarpayım. 6'yı 12 ile ikinci soruya geçtim. Burayı da 6 ile çarpayım. Sonra hesaplayayım. En sonunda sadeleştireyim mümkün. Ama eğer böyle bariz bir şekilde paydaları daha küçük bir değerde eşitleyebilirseniz bunu da aramanız lazım pratikleşme açısından. Mesela burada 6 ve 12 sayıları var. Şunun farkına varırsanız eğer 12 6'nın katı yani 6'yı 2 ile genişletirsem eğer 12'yi bulmuş olacağım. Yukarısı 5 çarpı 2. Çok pardon, bir soru vardı. Tabii buyurun. Bakayım bir. Evet. 3.7 değil arkadaşlar orası. 3 çarpı 7. Size dedim çarpım yerine zaman zaman noktayı kullanacağım. Bu sizin alışmanız için. Çünkü birçok kaynakta nokta ifadesi geliyor. Yani burada 3.7 diyorum ben buraya ama burası şöyle üstüne yazayım. 3 çarpı 7 demek. 3.7. 3.7 bulmadım yani. 3 ile 7'nin çarpımı orası. Tamam. Alışmanız için öyle yazdım. Yani bazı kaynaklarda bu şekilde görebilirsiniz çünkü çarpım işlemini. Eğer sorun olacaksa şuraları çarpı yapayım size. Yani 3 çarpı 7 ve 4 çarpı 5 aşağısı da 5 çarpı 7 ve 7 çarpı 5. Tamam arkadaşlar. Sanırım sorunun cevabını verdim. İkinci soruyla devam ediyorum. 12'de eşitlemeye karar verdik paydaları. 5 çarpı 2 yaptık dolayısıyla yukarıyı. Aşağıyı da 6 çarpı 2 yapıyorum. Diğeri 12 olduğu için arkadaşlar genişletme veya sadeleştirme yapmam gerekmiyor. Doğrudan 4 bölü 12'yi yazıyorum. Yukarı ilk işlem yaptığında 5 kere 2 10 yapıyor. 6 kere 2 de 12 yapıyor. 10 bölü 12 artı 4 bölü 12 işlemini yapıyorum. Artık yukarıları toplayabilirim. 10 ile 4'ü topluyorum. Aşağıyı kesinlikle toplamıyorum. Yani payları topluyorum. Paydaları toplamıyorum arkadaşlar. 14 bölü 12 sonucuna ulaştım. Bu da kesinlikle doğru bir cevap ama sadeleştirme mümkün mü burada?
Mümkün çünkü her ikisi de çift sayı. 2 ile sadeleştiriyorum. Hem yukarıyı 2'ye bölüyorum. Hem aşağıyı 2'ye bölüyorum. En son bu ifadeyi buluyorum. Evet. Bu toplamaya 2 tane güzel örnek. Yine örneklerimiz var. 5 bölü 10 artı 3 bölü 6 sayısı arkadaşlar. Bunlar 10 ile 6'nın ortak katları 30'da mesela eşitleyebilirim. Dolayısıyla 30'da eşitlemek için şurayı 3 ile çarparım. İkinci ifadeyi de 5 ile çarparım. Burası 5 çarpı 3 bölü aşağısı 10 kere 3'ten doğrudan artık 30 yazıyorum. Diğer ifadede 3 çarpı 5 bölü 30. Sonuç 15 bölü 30 artı 15 bölü 30. Yukarıları topluyorum. 15 artı 15 30. Aşağısı zaten 30'du. 30 bölü 30 bir sayının kendisiyle olan kesri her zaman 1'dir arkadaşlar. Sonuç 1 oluyor. Burada şu şekilde de yapabilirdiniz. Bir ikinci yöntem olarak göstereyim. 5 bölü 10, 5 ile sadeleşiyor. 5 ile sadeleştiriyorsunuz o yüzden. Pardon. Daha güzel yazayım şurayı. İkinci kesri de 3 ile sadeleşebiliyordu. 3 ile sadeleştirirdiniz. Birinci ifade buradan 5 bölü 5'ten 1, 10 bölü 5'ten 2 olur. İkinci ifade de 3 bölü 3'ten 1, 6 bölü 3'ten 2 olur. 1 bölü 2 artı 1 bölü 2, 2 bölü 2'den yine 1 olurdu. Yani önce sadeleştirme yapabiliyorsanız bazen bu da işinize yarayabilir. Fark etmez. Dördüncü soru arkadaşlar en kolay şimdiye kadarkilerin. Çünkü paydalar eşit. Her ikisi de 8. Paydalar eşitse doğrudan topluyorum. 3 artı 1 bölü 8'den 4 bölü 8 oranını buluyorum. Bunlar 4 ile sadeleştiği için 1 bölü 2 olarak da cevabımı yazabilirim. Şimdi arkadaşlar çıkarmada da aynı mantık geçerli. Önce paydaları eşitliyorsunuz. Bu kez üst tarafı toplama yerine çıkarıyorsunuz. Mesela burada 8, 16. 16 da bir 8'in katı. 8'i 2 ile genişletirsem 16'yı bulmuş olacağım. 3 çarpı 2 bölü 16 oldu 8 kere 2'den. Eksi 5 bölü 16. 3 çarpı 2 6 yapar. 6 eksi 5 bölü 16 yapar. Sadece aradaki işlem çıkarım olduğu için çıkarıyorum yani 6'dan 5'i. Toplama olsaydı da topluyordum. Hiçbir farkı yok. İşlem sırasında. 1 bölü 16 yapar. 3 bölü 4'ten 3 bölü 8'in çıkması da yine benzer bir işlem. 4'ü 2 ile genişletirseniz arkadaşlar 6 bölü 8 yapar. Diğeri zaten paydası 8'di. 6'dan 8 çıkarsa 3 bölü 8 sonucuna ulaşırım. Evet. Bu sorularda mesela 5 ile 15'in birbirinin katı olduğunu biliyorsunuz artık. Çünkü her ikisi de 5 ile bitiyor. Sadece sadeleştirme için değil her zaman artık bunun farkında olmanız lazım. 5'i neyle çarparsam 15'i bulabileceğimi düşündüğümde 3 ile çarparsam 15'i bulabilirim. Dolayısıyla 4 çarpı 3 bölü 5 kere 3'ten doğrudan sonucu yazalım artık buraya. Ya da
Yazalım. 5 çarpı 3 eksi 7 bölü 15. 4 çarpı 3 12 yapar. 12 bölü 15 eksi 7 bölü 15'te de artık üst tarafı çıkarabilirim. 12'den 7 çıktığında 5 bölü 15 yapar. Burası da 5 ile bir kez daha sadeleşir. 1 bölü 3 yapar. Çünkü hem 5 hem de 15 5'in katıdır. Bu dördüncü soruda arkadaşlar dikkat ederseniz bu 5 ile 4 ardışık sayı. Ardışık sayılar sadeleşmediği gibi bunların ortak katını bulmaya çalışırken fazla düşünmeye ve uğraşmaya gerek yok. Diğeriyle çarparsınız. Yani 5'i 4 ile çarparsınız. 4'ü de 5 ile çarparsınız. O zaman her türlü eşitlenir. Yani 3 çarpı 4 bölü 5 çarpı 4 oldu. İlk ifade, ikinci ifade de eksi 1 çarpı 5 bölü 4 çarpı 5 oldu. Şimdi arkadaşlar yukarı yapıyorum. 3 kere 4 12. 5 kere 4 20. 12 bölü 20. Burada da 1 kere 5 5 oldu. 5 bölü 20. 12'den 5'i çıkarttığımda 7 bölü 20 sonucuna ulaşıyorum. Evet, kesirli sayılarda toplama ve çıkarma ile ilgili bir soru var mı? Yoksa çarpma ve bölmeye geçmeden önce küçük bir ara verelim. 5 dakika mı diyelim, 10 dakika mı diyelim aramıza? Sizin de neyse 5 dakika bir ara verelim arkadaşlar. 5 dakika sonra burada buluşalım. Evet hocam. 5 dakika. Tamam. 5 dakika sonra buluşalım. Ben siz şeyinizi mikrofon ve videonuzu kapatmayı unutmayın hocam. Tamam. Toplamayı çıkarmayı bitirdik. Kesirli sayılarda çarpmayla devam ediyoruz. Çarpılacak iki kesrin payları çarpılır ve yukarıya bulunan sonuç yazılır. Yani A bölü B. Burada siz bunların harf olduğuna bakmayın arkadaşlar. Hepsi aslında rakam. Yukarıyı çarpıyorsunuz. A ile C'yi kendi içerisinde. Kısacası öyle özetleyelim. A çarpı C olarak yazıyorsunuz. Bakın dikkat ediniz buradaki bu noktalar A nokta C değil çarpma demek. Size zaten söylemiştim böyle bir gösterim olduğunu ve buna alışmamız gerektiğini. Yani A ile C bunlar iki sayı bunların çarpımı. B ile D de iki sayı bunların çarpımı. Yazıyoruz. Birini üstte birini alta yazıyoruz ve bu şekilde çarpmış oluyoruz. Evet, örneklerle pekiştirelim. Şimdi 3 bölü 8 ile 5 bölü 12 sayısının çarpımı örneğimiz var. Basitçe şöyle yapılabilir. 3 çarpı 5 yukarıya, aşağıya da 8 çarpı 12. Yukarısı 3 kere 5 15. Aşağısı da 8 kere 12 arkadaşlar. 96 yapar. 15 bölü 96 sonucu olur. Ama bu işlem sadeleştirmek mümkün çünkü burada rakamlar toplamı 1 artı 5'ten 6. Burada da 9'dan 6'dan
rakamlar toplamı 15, yani her ikisi de 3'ün katı demek. Dolayısıyla bir saz eleştirme mümkün. 15 bölü 3 payda ise 96 bölü 3 oluyor. Saz eleştirme kurallarını az önce gördük. Dikkatli olalım. Hem üstü hem altı aynı işlemi yaptığımızda eşit olalım. 15 bölü 3 5 yapar. 96 bölü 3 de 9'u 3'e böldüğünüzde 3, 6'yı 3'e böldüğünüzde 2, 32 yapar. 5, 32 ile saz eleşmediği için bunun en sada hal olduğunu da biliyoruz. Bunu bir yöntem daha var tabii ki yapılabilecek. Daha çarpma esnasında arkadaşlar, eğer saz eleştirme mümkünse bunu yapabilirsiniz. Yani şu anda 3 çarpı 5 bölü 8 çarpı 12 diye yazdık ya burayı. Daha çarpmayı yapmadan önce 3 ile 12'nin sadeleştiğini görüyorsunuz mesela. 3 sadeleşir. 12 bölü 3'ten de 4 kalır burası. Şimdi artık yukarısı 3 bölü 3'ten 1 kalmış. Yani 1 kere 5'ten. 5. Aşağısı da şurası 4. 8 kere 4'ten 32 yapar. Yani çarpma işlemini yapmadan önce de eğer fark ederseniz ve sadeleştirmeyi yapabilirsiniz. Bu mümkündü. Sadeleştirmeyi sadece aynı kesirde yap, aramanıza gerek yok. Mesela 3 ile 8 sadeleşmezdi. Ama 3 ile 12 sadeleşirdi. Dolayısıyla 3 ile 12 ile sadeleştirebiliyorum. Hatta direkt böyle sorunun üzerinde de yapılabilir. Yani bu 3 sadeleşir, 1 kalır. Şurası da 4 kalır. Yukarısı 1 kere 5, 5. Aşağısı da 8 kere 4, 32 olacak şekilde hesaplamamız yapılabilir. Şurada aşağısıyla karışmasın. Bir çizgi çekeyim. Biraz aşağıya kaydık çünkü. Mesela burada 3 bölü 10 çarpı 4 bölü 9. Daha başlarken bir sadeleştirme yapmam mümkün. Şurası 3 ile sadeleşiyor. 1 kalıyor. Şurası da 9 ile sadeleşiyor. 3 kalıyor. Yukarısı 1 kere 4'ten 4. Aşağısı da 10 çarpı 3'ten 30 oluyor. Burada bir sadeleştirme daha yapılabilirdi. Onu atladığımız için böyle oldu. 4 ile 32 ise çift sayı olduğu için 2 ile sadeleşir. 4 bölü 2, 2. 30 bölü 2 de 15 sonucu olur. Burada işlemi yapmadan 4 ile 10'la da sadeleştirebilirdiniz. Veya hiç sadeleştirme yapmadan doğrudan çarpabilirdiniz. Yani 3 çarpı 4 bölü 10 çarpı 9. Bu da yanlış değil çünkü. 12 bölü 90 çıkardı. Sonra sadeleştirmeye başlardınız. İşte mesela burada her ikisi 6'ya bölünüyor. 12 bölü 6 ve 90 bölü 6 yapardınız. Yine 2 bölü 15 sonucuna ulaşırdı. Fark etmez. Evet. Bu çarpma örneklerimiz arkadaşlar. Kesirli sayılarda bölme yaparken de çarpmaya göre tek bir farkı var. A bölü B ve C bölü D'yi A bölü B'yi C bölü D'ye bölerken aşağısı takla atıyor arkadaşlar. Yani şöyle yazıldığını düşününüz buranın. A bölü B bölü C bölü D. Burada C bölü D takla atıyor. Ve ifade yine bir çarpmaya dönüyor. A bölü B çarpı, yani buradaki payda paya, payda paydaya geliyor. Tekerleme gibi oldu. A çarpı D bölü B çarpı C oluyor. Evet, dolayısıyla az önce öğrendiğimiz çarpma metodunu uygulayarak yapabiliyoruz artık. Yani bölme işlemini yapmak için sadece bölecek olan sayıyı takla attırmamız gerektiğini hatırlamamız gerekir. Ondan sonrası bölme de aslında bir çarpma işlemi diyebiliriz. Evet, mesela bir örneğimiz var burada. 3 bölü 8 bölü 5 bölü 12 diyor. Bu arkadaşlar üç bölü sekiz çarpı, bu noktanın çarpımı olduğu belli diye düşünüyorum artık. 5/12'yi takla attırıyorum. Paydayı paya yazıyorum. Payı paydaya yazıyorum. Ve bu aradaki işlemi değiştirmem lazım ama. Aradaki işlemi çarpma yapıyorum. Şimdi artık kolayca sonucuma ulaşabiliyorum. Yukarısı 3/12'den 36. Aşağısı da 8 kere 5'ten 40 yapar. 4 ile sadeleştirme mümkün. 36 bölü 4. 40 bölü 4 yapıyorum. 36'nın
4 Nisan eleştirmesinden 9. Kırkın 4 Nisan eleştirmesinden 10 çıkar. Sonucum 9 bölü 10 olur. Bir diğer soru. 3 bölü 10 4 bölü 9'a bölmek yerine 9 bölü 4 ile çarpıyorum. Şimdi yukarısı 3 kere 9 27 aşağısı da 40 oluyor 10 kere 4'ten. Burada bir sayı eleştirme mümkün değil çünkü 27 sadece 3'ün katı, 40 ise 3'e bölünmüyor. Dolayısıyla bir sayı eleştirme mümkün değil. En sade hali 27 bölü 40 oluyor. Evet. Kesirli sayılarda çarpma bölme örneğinde bitirdik. Ondalık sayılarla devam ediyoruz arkadaşlar. Ondalık sayılarda kesir paydası 10, 100, 1000 ve benzeri. Yani kısacası 10'un katları olanlardır. Yani 5 bölü 10, 48 bölü 100, 6 bölü 1000. Aslında arkadaşlar illa öyle olmasına da gerek yok. Yani 3 bölü 5'i de ondalık olarak yazabiliriz. Ama bu şu anda daha kolay anlamamız için yazıldı. Yoksa her kesirli sayı bir ondalık sayıdır aslında. Yani çünkü mesela 3 bölü 5'i genişleterek de 6 bölü 10 yapabilirsiniz. Dolayısıyla kafa karıştırmasın ama bu formata çevirirseniz diyelim biz yani 5 bölü 10, 48 bölü 100, 6 bölü 1 gibi onun katları olursa eğer payda ondalık sayılar anlaması daha kolay olur diyelim. Ondalık kesirlerin nokta ile gösteriliş biçimine de ondalık sayı denir. Bölünen her 10 değeri için nokta 1 sola kaydırılır. Mesela az önce verdiğimiz örneklerden başlayalım. 5 bölü 10 48 bölü 100. Bunları ondalığa çevirmeye çalışalım birlikte. Evet. 5 bölü 10 arkadaşlar 5'i yazarsınız. 10 olduğu için öncelikle arkadaşlar varsa bir sıfır, öyle örnek de var, onu atarsınız. Aşağıdaki sıfırla sadeleştirmek için. Yoksa şurada bir nokta var gibi düşünürsünüz bir tam sayının. Bu noktayı bir tane sola doğru kaydırırsınız. Kaydırdığınız yere artık nokta taşınmış olur. Dolayısıyla noktayı şuraya koyuyorum. Önüne de sıfır koyarsınız. Yani 0.5 sonuç. Mesela 48 bölü 100. 48'i yazarsınız önce. Sonra arkadaşlar 100 olduğu için 2 tane sıfır var. 2 defa kaydırmam gerekiyor. Bir kaydırıyorum. Yetmiyor. Bir daha kaydırıyorum. Noktam yine buna geldi. Noktam eğer sayımın önüne gelirse mutlaka önünü sıfırla dolduruyorum. Yani 0.48. 6 bölü 1000 örneği. 6 sayısını yazdım. Bu kez 1000'e bölmem gerekiyor arkadaşlar. 1000'e bölmek demek bakın burada 3 tane sıfırınız var. Yani 3 defa sola doğru kaydırmam gerekli anlamına geliyor. 6'dan başladım. 1 kaydırdım. 2 kaydırdım. 3 kaydırdım. Şimdi noktam buraya geldi. Aradaki bu boşlukları sıfırla dolduruyorum ve yine noktanın önüne de sıfır koymayı unutmuyorum. Yani sonucum 0.006 oldu. Evet. 48 bölü 10. Yukarıda 48'i 100'e bölmüştük. Bu kez 10'a bölüyoruz aynı sayıyı.
10'a böleceğim için noktayı sadece bir tane kaydediyorum. 4 ile 8'in arasına giriyor. Yani 4.8 oluyor. Ve bu 5. örneğin 1200'ü 100'e bölme örneği. Arkadaşlar burada, pardon 1000'e bölme örneği. 3 tane 0 var. Bu demektir ki 3 tane 0 kaydıracaksınız. Bunu şöyle de yapabilirsiniz. Yani 1200'ü yazarsınız. 3 tane 0 kaydırırsınız. 1, 2, 3 kaydırırsınız. Nokta dik gördüyseniz burada 1 ile 2'nin arasına geldi. 1.200 olur. Zaten noktadan sonra en sonda gelen sıfırlar her zaman atılabilir. Yani bunu 1.200 eşittir 1.2 olarak yazabilirsiniz. Veya başka bir metot olarak ne yapabilirsiniz? Önce sadeleştirmeyi yapabilirsiniz. Aşağıdan bir sıfır atmak 10'a bölmek demekti. Yani önce bir 10'a böldüm. Yukarıda, ama yukarıdan da yani paydan da bir sıfır attım. Sonra baktım halen daha her ikisinde sıfır var. Bir sıfır paydadan atıyorum. Bir sıfır paydan atıyorum. Şimdi işlemin neye döndü? 12 bölü 10'a döndü. Aslında bunu şöyle yazmayın. Sonra çıktılar da kafanız karışmasın diye. Şurayı temizleyeyim. Altına tekrardan aynı örneği yazayım. Mümkün olduğu böyle anlaşılsın. 1200 bölü 1000. En sondan başlayarak sıfırlar attım. Her ikisinden de ikişer tane sıfır attım. Ve işlemim 12 bölü 10'a geldi. Biliyorum ki pay ve paydayı aynı sayıyla bölersen sorun yok. Her ikisini de 100'e böldüm. Şimdi 12 bölü 10'da artık nokta bir tane kayıyor. Bir tane kaydığında 1 ile 2'nin arasına geliyor ve sonuç 1.2 oluyor. Arkadaşlar ben buraya bir kendim bir bakayım varsaydı ders notlarında. Yoksa bir 6. örnek ekleyeceğim. Evet, bir 6. örnek eklemek istiyorum şuraya. Mesela 17.5 bölü 10 işlemini yapmak isterseniz, yani üst taraf da ondalıklı ama bu da yine 10'a bölünemiyor anlamına gelmiyor. Tabii ki mümkün. Nasıl yaparsınız arkadaşlar? Önce 17.5'i yazdığınızı düşünün. 17.5. Aşağısı 10 olduğu için bir tane kaydırıyorum noktayı. Nokta 7 ile 5'in arasından çıkıp 1 ile 7'nin arasına giriyor. Yani 1.75 oluyor. Evet. Var mı bu sayfayla ilgili bir sorumuz? Varsa chat kısmına yazınız lütfen. Şimdi sırada ondalık sayılar da toplama ve çıkarma konumuz var. Ondalık sayılar arkadaşlar toplanırken virgüller, burası çok önemli. Virgüller alt alta gelecek şekilde yazılmalıdır. Size verilen sayılar böyle olmayabilir. Yapacağız bununla ilgili örnek. Siz mutlaka ama virgüller veya noktalar, bazı kaynaklarda ondalık sayılarda arada nokta, bazılarına virgül kullanıldığını görebilirsiniz. Her ikisine de alışınız arkadaşlar. Her ikisi de kabul edilen kullanımlar. Doğal sayılardaki gibi daha sonra toplama ve çıkarma işlemini yaparız. En sonda da sonuç virgüllerin hizasından o hizadan olmak koşuluyla ayrılır. Sayfamızı kaydıralım. Burada örneklerimiz var. Ondalık sayılarda toplamaya örnekler. Arkadaşlar size böyle yan yana da verirse, özellikle öyle verdim. Siz mutlaka bunları alt alta gelecek şekilde yazdınız. 67.16'yı yazdınız. Altına geldiğinizde 23
Da virgül yapalım buraya. Sonra da virgül verilmiş. Ben de virgüle çevirdim o yüzden. 23,05 ile topluyorsunuz. Bakınız burada önemli olan şu. Virgüller alt alta gelecek. Hizalı olacak şekilde gelmesi lazım. Daha sonra en sağdan başlayarak topluyorsunuz. 6,5 daha 11 yapar. Dolayısıyla 1 burası elde var 1. Artık normal toplama işlemi. 1,1 daha 2 virgülü devam ettirdim. 7,3 daha 10 olduğu için 0 elde var 1. 6,2 daha 8 1 daha 9. 90,21. Mesela bu soruda daha iyi anlaşılacak. Ne demek istediğim. Önce şuradan başlayayım yazmaya bir. 120,74 sayısını. Şu şekilde yaparsanız 18,320 şeklinde toplamaya kalkarsanız. Bu mümkün mü arkadaşlar? Ne hata yaptım ben burada? Hatamı söylemek isteyen biri var mı? Tam ekrandan çıkayım. Yani ben bu yazımda ne hata yaptım? Birazdan eğer bu işlemi yapmaya kalkarsam neden yanlış çıkacak? Bir cevap yok. Arkadaşlar tabii ki yaptığım hata şu. Virgülleri hizalamamak. Virgülleri hizalamadığım için kesinlikle böyle bir işlem yapamam. Doğrusu 120,74'ü yazıyorsunuz. 18'i buradan başlıyorsunuz. Yani ikisini aynı yerden başlayacaksınız diye bir şey yok. 18,320 ile topluyorsunuz. Eğer her iki tarafta da boşluk kaldıysa boşlukları sıfır olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani buraya da bir sıfır ekleyebilirim. Buraya da bir sıfır ekleyebilirim toplarken. Sıfır sıfır daha. Sıfır yapar çünkü sıfır toplamada etkisiz eleman olduğu için yapabilirim bunu. 4,2 daha. 6. 7,3 daha 10 yapar. Yani sıfır elde var. 1 yapar. 8,1 daha. Araya virgülleri hizaladığım için virgülümü şimdi kaydırabiliyorum. 8,1 daha 9 yapar. 2,1 daha 3 yapar. 1,0 daha 1 yapar. Sonucum 139 nokta ya da 139,060 şeklinde olması lazım. Güzel, öğretici bir örnek olduğunu düşünüyorum. Ondalık sayılarla devam ediyoruz arkadaşlar. Ondalık kesirlerin çarpımını da yaparken virgül yokmuş gibi çarpma işlemini yapmamız lazım öncelikle. Ama en son sonuç çarpılan sayıların virgülden sonraki basamak sayılarının toplamı kadar sağdan sola doğru virgülle ayrılır. Tabii ki bunu böyle söyleyince anlaşılmadığının farkındayım. Dolayısıyla uygulamalarımız var. Uygulama üzerinde görelim. Önce bir tane yapılmış bir uygulamam var burada. 3,64'ü 0,2 ile çarpıyorum. Yani aslında 364'ü 0,2 ile çarpmak gibi bir şey bu. 2 kere 4, 8. 2 kere 6, 12. Elde var 1. 728. Alttan zaten 0 ile çarpıldığı için hepsi 0 gelecek. 728 oluyor mesela sonuç. Burada 728, 364 ile 2'yi çarpsaydım. Hatta şurayı da sileyim. 364 ile 2'yi çarpsaydım 728 olacaktı. Ondan sonra bakıyorum. Üstteki sayıdan noktadan sonra kaç basamak var? Virgülden sonraki basamakları sayıyorum.
iki basamak. Diğerinde virgülden sonra bir basamak var. İki bir daha toplam üç basamak olduğunu fark ediyorum. Ve bulduğum 728 sonucunu şöyle şuraya yazayım. Bu demektir ki sağdan başlayarak sola doğru 3 basamak kaydırıyorum. 1, 2, 3. Nokta 7'nin önüne geldi. Önünü sıfırla dolduruyorum. 0.728 sonucunu buluyorum. Mesela burada 7,3 ile 2'nin çarpımı var. Dediğim gibi önce 73 ile 2'yi doğrudan çarpınız arkadaşlar. Normal bir çarpma işlemi gibi. 2 kere 3, 6. 2 kere 7, 14. 146. Ondan sonra burada noktadan sonra bir basamak var. 2'de noktadan sonra bir basamak yok. Dolayısıyla sadece bir basamak kaydediyorum. Nokta 4 ile 6'nın arasına geliyor. Yani sonucum burada 14.6 oluyor. Evet. Üçüncü soruyu da birlikte yapalım. Dördüncü soru için size biraz zaman vereceğim. Anlayıp anlamadığınızı görmek istiyorum burayı. Nokta yokmuş gibi yazıyorum. 8 kere 5, 4, 40 yani 0 elde var 4. 8 kere 2, 16, 4 daha 20 yani 0 elde var 2. 8 kere 1, 8, 2 daha öyle 10 yapıyor. Yani 0 elde var 1. 1000 sonucunu buluyorum. Bu 1000 sonucunu bulduktan sonra şimdi saymam lazım. Burada noktadan sonra bir basamak. Burada noktadan sonra iki basamak var. Toplamda üç basamak yapar. Dolayısıyla önce sıfır varsa sıfır atarım. Sonra noktayı kaydırırım. Üç tane sıfırın hepsini atıyorum. Sonucum bir kalıyor. Evet, dördüncü soruyla ilgili herkese bir dakika, saatime baktım, süre veriyorum. Bu bir dakika sürede sizden cevapları bekliyorum dördüncü sorudan. Evet, bu soru arkadaşlar, dördüncü soru 0,5 çarpı 0,6. Evet, bir bakıyorum chat kısmına sonucumuz varsa. Evet, 0,3 demiş Figen. Tebrik ederim Figen. Umarım diğer arkadaşlar da aynı sonuca ulaşabilmişlerdir. Evet. Şimdi arkadaşlar önce 5 ile 6'yı çarptım. Basitçe burada 6 alta da yazmamana gerek yok. Bir şeye de gerek yok. 30 oldu. 30 olduktan sonra noktadan sonraki basamakları saydım.
bir basamak. Burada da noktadan sonra bir basamak. Dolayısıyla iki defa kaydırıyorum veya ilk kaydırma yerine unutmayınız bir sıfırı atabiliyorum. Sonra kaydırabiliyorum. Fark etmez. İki defa kaydırırsanız da öyle de yapsanız aynı cevap olacak. Yani sıfır nokta şunu da söylemeden geçemeyeceğim. 0.3 eşittir 0.30 arkadaşlar. Hiçbir fark yoktur bunun matematiksel açıdan. Daha doğrusu bazen ölçümlerde kullanılan farklılıklar olabilir ölçümün hassasiyetini belirtmek için ama o şu anda en azından bu ders için bizim konumuz değil. Burada bir örnek daha ben eklemek istiyorum. Bir nokta iki çarpı 0.7 artı 0.1 çarpı 0.4 işlemini yapmanızı istesem şöyle daha güzel görülsün diye sadece sırayı değiştirmiyor. Parantezle eklesem kimler yapabilir arkadaşlar bunu? Yine herkese bir dakika süre veriyorum. Önce buraya yapacaksınız. Yani burada hem çarpmayı birleştirdim hem toplamayı birleştirdik. İkisi de zaten bildiğiniz işlem olduğu için. Yine deneyelim. Cevap varsa alabilirim. Henüz bir cevabım yok. Kontrol edelim yine bir cevap varsa. Yoksa ben çözeceğim artık. Figen Hanım yazmış hocam. Figen Hanım yazdı. 0,88. Figen Hanım tebrik ederim. Şimdi arkadaşlar 1.2 ile 0.7'yi çarparken önce 12 ile 7'yi çarpmamız gerekiyor. 12 ile 7'yi çarparsanız 84 yapar. 84 yaptıktan sonra 2 tane basamak var. Noktadan sonra 2 var, noktadan sonra 7. 2 basamak kaydırmam gerekir. 1-2 basamak kaydırıyorum. 0.84 yapıyor. 0.1 ile 0.4'ün çarpımında da 1 ile 4'ü çarpıyorum. 4 yapıyor. Daha sonra noktayı yine 2 defa kaydırmam gerekiyor. Çünkü noktadan sonra 2 basamak var. Arayı sıfırla doldurmayı unutmuyorum. 0.04 yapar. Şimdi bu işlemi yaparken her ne kadar bariz gibi gözükse de dikkat edelim. Noktalar veya işte virgül hangisi kullanılmışsa soruda alt alta gelecek şekilde olsun. 4 daha 8. Şimdi noktalar alt alta geçtiği için toplayabiliyorum. 8 0 daha 8. 0 0 daha da 0'dan 0.88 yapar.
Evet, şimdi üstlü sayılara başlayacağız arkadaşlar. Ama üstlü sayılara artık bugünlük sonuna geldik dersimizin. Benim saatime göre bir dakika bir şey var aşağı yukarı bitmesine. Üstlü sayılara daha taze kafayla çarşamba günü başlarız. Kısaca şöyle göstereyim. Bir sonraki derste üstlü sayılar ve köklü sayılar. Köklü sayıları daha az olacak şekilde. Yani ihtiyacımız neyse o kadar olacak şekilde belirledim. Ama bu üstlü sayılar ve köklü sayılarla yapılacak işlemler de bizim için önemli ve bir sonraki derste bunlarla devam edeceğiz. Evet. Evet, dersin işleyiş hızıyla ilgili. Burada bitiriyorum. Kaydı durdurabiliriz Ahmet Bey. Dersin işleyiş hızıyla